Merhaba sevgili balık burçları, yükselen ve ay burcu balık olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz canlarım. Nasılsınız bakalım, umarım çok çok iyisinizdir. Rabbim hepinize sağlık ve iyilik nasip etsin dileklerimle. Bugün balık burcu videomuza başlayalım arkadaşlar. 15 Haziran bakacağız. Bakalım balık burçlarını neler bekliyor yeni ayda. Balık burçları biliyorsunuz arkadaşlar su grubuna dahildir. Yönetici gezegen Neptün'dür. Renkleri mavi, yeşil, gri. Metalleri platin, kalay. Uğurlu sayıları 3. Uğurlu günleri Perşembe günüdür. Balık burçları su gruplarının ve 12 burcun en merhametli burçlarıdır balıklar. Çok kararsız burçlardır balık burçları. Her işin içinden çıkmasını bilen burçlardır. İçgüdüleri ve hisleri çok kuvvetlidir balık burçlarının. Her zaman hisleriyle hareket eder, duygularla hareket eder balık burçları. Mantık kullanmayı bilmezler balıklar. Çok güzel sever balık burcu. Balıkları üzmeyelim arkadaşlar. Gerçekten balıklar çabuk kanan burçlardır. Temiz burçlardır. Merhametli burçlardır. Onun için balık burçları çoğunlukla duygusal hayatlarında her zaman özverili ve bütün sevgileriyle aşklarını karşı tarafa verdikleri için balık burçları karşılığını alamadığı zaman çok ciddi şekilde hüsrana ve üzüntüye düşerler. Balıkları üzmeyelim arkadaşlar. Balık burçları hangi burçlarla anlaşıp anlaşamayacağını söyleyeceğim. Balıklar uyumludur. Toprak grupları boğa, başak, oğlak. Su grupları yengeç, balık, akreple uyumludur. Şimdi hava gruplarından ikizler, kova, terazi ile kısmen sıkıntı yaşar. Ateş gruplarından aslanla kısmen uyumludur. Ama diğer ateşlerle bir sıkıntı yaşayabilir. Her zaman söylüyorum, yükselen burçları ay burçlarımızın etkilidir. Yani yükselen burçlarımızın etkisi ay burçlarının karakterini değişebilir tabii ki. Mesela örnek veriyorum, balık burcunun partneri anlaşamadığı yay burcudur veya aslan burcudur, ikizler kova burcudur. Ama yükselen burcu yengeç, balık, akrep, boğa, başak, oğlak ise tabii ki de anlaşabilirler arkadaşlar. Şimdi sevgili balıklar, direkt videomuza geçmek istiyorum. Hemen bir bu arada size kahve de yaptım. Kahveye niye bakmıyorsunuz sorusuna böyle cevap verim. Niye bakmıyorsun diyorsunuz ya arkadaşlar. Gerçekten videonun içine sığdıramıyorum. Çünkü video uzun olduğu zaman yüklenmesi de zor oluyor. Sıkıcı oluyor. Onun için tarota dalıp gidiyorum. Kahveyi unutuyorum bazen. Ama genel anlamda da videonun içine çok zaman alıyor. Çabuk yapamıyorum yani, toparlayamıyorum. Onun için 25-30 dakika sürüyor ve yüklemesi zor oluyor. Onun için kahveye genellikle ondan yana çıkartıyorum videolarım içinde. Şimdi bir bakalım 1-15 Haziran aralığında balık burçlarını neler bekliyor. Şimdi genel açılım yaptım. Balık burçları toplulukla ilgili, iş ortaklarıyla, iş arkadaşlarıyla ilgili toplantılardan bahsediyor. Yeni başlangıçlar olabilir ama balık burcunun burada bir adli davası veya bir soruşturması olduğundan bahsediyor. Bunun kaygısını yaşadığını gösteriyor balık burcunun. Ondan yana üzgün gösteriyor. Balık burçlarını biraz da duygusal olarak, duygusal özel hayatlarında biraz olumsuzluklar yaşadığını gösteriyor kartlar. Biraz üzgün ve kaygılı olduklarından bahsediyor kartlar. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. 1-15 Haziran kesinlikle olumlu gösterdi sizin için. Her konuda, bu genel açılımdır tabii ki, her konuyla ilgili haberleşme, olumsuz konuların güzel anlamda olumlulukla sonuçlanacağından bahsediyor. Yeni teklifler, yeni barış ve kutlama kartıyla genel açılımı kapatıyorum. Muazzam çıkardı kartlar. Şimdi bir detayına girelim bakalım. Aşktan yana balık burçlarını neler bekliyor 1-15 Haziran'da. Bu arada arkadaşlar, kampanyam devam ediyor. Azerbaycan abonelerime özel. Tabii ki kampanya sadece Azerbaycan için yapılan bir kampanyadır. Azerbaycan'a özel. Özel açılımlarda %50 kampanya, indirim kampanyam devam ediyor. Bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Instagram adresimi videoların alt kısmına etiketliyorum.
Şimdi bakalım balık burçlarına aşktan yana neler bekliyor. Gördüğünüz gibi balık burcu biraz yani özellikle hava grupları ikizler kova terazi ve yükseleni ikizler kova terazi olan burçlarla alakalı biraz sallantılı ve üzüntülü gösteriyor. Gergin olduklarını gösteriyor. Balıklar kırılmış olarak gösteriyor. Karşı partneri sanki balığı terk etmiş gitmiş olarak veya mesafe olarak uzaklara gittiğinden bahsediyor. Balık burcu kararsız kalmış. Ne yapacağını bilmiyor. Duygusal boşlukta kalan balık burcuna bakalım neler olacak. Haksızlık ve adaletsizlikten bahsediyor. Gerçekten balık burcuna ikizler kova terazi ve yükselen ikizler kova terazi olan partnerleri de olabilir, eşleri de olabilir. Onlardan gelen haksızlıktan bahsediyor. Gerçekten bunu yapmamanız gerekiyordu balık burçlarına. Balık çok yorulmuş bu ilişkiden. Acayip şekilde özverili ve bütün sevgisini ve bütün gücünü sarf etmiş olarak gösteriyor balık burcunu. Ama artık balık da gerçekten direnmiş ve yorulmuş olarak gösteriyor. Bir karar vermek zorundadır balık. Bu ilişkiye devam edeyim mi yoksa bu ilişkini bitireyim mi diyor balıklar. Şimdi arkadaşlar balık her zaman tolerans tanıyan burç olmuş bu ilişkide. İkizler kova teraziden yana söylüyorum. Karşı taraftan gelen teklif ve barış teklifi olabilir. Barışabilirsiniz ama kırgınlığınızın geçmeyeceğini gösteriyor. Şimdi burada bunu geçelim. İkizler kova teraziyi geçtik. Şimdi koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerleriyle de balık burcunun arasında bir kırgınlık söz konusu. Genel olarak balık burcu tabii ki bu bir genel açılımdır. Üzerinize uyanları alın, uymayanları geri evrene iade edin arkadaşlar. Genel olarak balık burcunu sallantılı, üzüntülü gösteriyor. Aşktan yana bayağı kaygılı gösteriyor. Koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerlerle alakalı hüzün ve üzüntüden bahsediyor kartlar. Evlilik varsa boşanma aşamasını ve ayrılık olarak gösteriyor koç aslan yayda. Sevgili veya partnerinizle ilişkinizde sorun var ise dediğim gibi balık burcunu gerçekten sevse bile artık ilişkiden ve bu ateşle olan soğukluktan dolayı, sorumsuzluktan dolayı özellikle yay burcunu gösteriyor, sıkıntılı gösteriyor. Şimdi arada bir mahkeme söz konusu, boşanmadan bahsediyor kartlar. Arkadaşlar lütfen biraz kendinizi zorlayın demeyeceğim ama çabuk ve ani kararlar vermemenizi tavsiye ediyorum. Duygu karmaşası yaşıyor balık burcu. Genel anlamda aşkla ilgili hiçbir duygu karmaşası yaşıyor. Balık burçlarını yüzdeye bakarak konuşuyorum. Çoğunlukla balık burcunu sıkıntılı gösterdi. Partnerlerle sorunları olduğunu gösterdi. Evli olan balık burçlarının hayatındaki mutsuzluk demeyelim de bir kırgınlık ve bir motivasyon düşüklüğünden bahsediyorum. Duygu karmaşası yaşadığını gösteriyor balık burçlarını genellikle aşktan yana. Bunun da ilk koç aslan yay da aynı şekilde gösterdi. Balık partneri koç aslan yay ve yükseleni koç aslan yay olan partnerleri ve eşleriyle de aralarında sıkıntı olduğunu gösteriyor. Kesinlikle ne yapmak istediğini bilmiyor balık burcu. Kararsız kaldığını gösteriyor ama bir karar vermek zorundadır. Şimdi dediğim gibi 1-15 Haziran aralığındaki ilişkilerinize dikkat edin. Kartların uyarısı var. Birbirinizi lütfen sinirlendirmemeye bakın sevgili balık burçları. Şimdi bu taraftan su gruplarıyla bir bakalım. Yengeç balık akrep ve yükselen yengeç balık akrep olan partnerlerinizde sıkıntı görmüyorum. Var ise bile eşiniz partneriniz olabilir. Var ise bile kesinlikle olumlu neticeleneceği, yani sıkıntı var ise olumlu neticeleneceği, barışacağınızı gösteriyor. Özellikle akrepten bahsediyor kart. Olumludur. Ayrılık görmüyorum sevgili balık burçları ile su gruplarına kesinlikle. Dediğim gibi ağırlıklı ayrılık ve hüsran sıkıntıyı ikizler kova terazi, yükselen ikizler kova terazi olan partnerleriniz, koç aslan yay ve yükselen koç aslan yay olan partnerlerinizle ilgili sıkıntı gösteriyor. Barış olabilir mi dediğimizde direkt barış kartını verdi canlarım.
birbirinize karşı duygusal bağınızın olduğunu gösteriyor. Kesinlikle aşkınızın ve partnerinizin size duygusu ve aşkının bitmediğini gösteriyor. Geçici bir üzüntü, geçici bir kaygıdır diyor. Haksızlık yaptığını fark ederek size dönüş yapacağını gösteriyor partnerlerinizin, sevgili balıklar. Bir kahveye de bakalım hemen. Maddiyat ve kariyere de geçeceğim. Şöyle bir göstereyim. Şimdi sevgili balıklar, karmaşık bir dönemden geçiyorsunuz. Nazar ve gözden bahsediyor aşağıda gördüğünüz gibi. Biraz kendinize bir kurşun döktürün, bir şeyler yapın, dua falan okuyun. Çok acayip şekilde hareketli bir dönem gösteriyor. Haziran 1 ile 15 arasındaki süreyi. Burada dediğim gibi yükselişinizi veriyor sevgili balıklar. Maddi anlamda yükseleceksiniz. İş ve kariyerle alakalı yükselişten bahsediyor. Barıştan bahsediyor. Burada bak, ailenizde veya eşinizde veya partnerinizle aranızda sıkıntı varsa, olumsuzluk ve soğukluk varsa, kesinlikle ayın 8'inden sonraki süre içerisinde barıştan bahsediyor. Yüzdeye bakarak konuşuyorum tabii ki. Şimdi hayatında kimse olmayan balık burçları ve partner arayışında olan balıklara ise ayın 8'inden sonra kesinlikle bir şans ve yeni birini verdi kahve. Şimdi buradaki sıkıntılar nedir biliyor musunuz? Balıklar her zaman kendilerine bir şeyler bulurlar. Yani hüzünlenmek için, duygusal oldukları için düşünmeye bir şey buluyorlar balıklar. Her zaman böyledir. Ayın birinden sonraki değişiklik muazzam olacağını gösteriyor. Rızık ve bereketle alakalı peş peşe gelen güzelliklerden bahsediyor kahve. Ama karışık bir dönem diyor. Yani çok aktif çalışma döneminden uğraşma dönemi, baya bir fiziksel olarak da ruhsal olarak da yorulacağınız bir dönemden bahsediyor. Muazzam bir haber alacaksınız. Adli davası ve mahkemesi olan balık burçları gerçekten de çok zorda ve iftiraya uğramış olarak gösteriyor. Özellikle isminde A harfi olan balıklar. Çok muazzam, ayın birinden sonra çok muazzam, olumlu bir yenilenmeden bahsediyor kartlar. Yeni fırsatların geleceğini gösteriyor kahve. Şimdi bir şey bakacağım arkadaşlar. Maddiyat da bakacağım. Maddiyat ve kariyer de bakalım. Bakalım neler var. Hızlı bir şekilde bir toparlayayım, vakit geçmesin. Evet, bakalım işle alakalı, kariyer ve maddiyata alakalı 1-15 Haziran aralığında neler var. Duygu karmaşası yaşayacağını gösterir balık burcunu. Yani bir karar, uzun zamandır düşündüğü plan ve proje ile alakalı çok muazzam bir karar vereceğini gösteriyor. Kesinlikle bir fırsat. Fırsat. Ama diyor ki kartlar, sevgili balıklar, ayın 5'inden sonraki süreye dikkat etmeniz gerekiyor. Gerçekten çok ciddi şekilde kartların uyarısı var. Çalışıyor olan balıklar, mahkemesi olan balıklar, ortak iş ve yatırım yapmak isteyen balık burçları ayın 5 ile 13 arasındaki olan süre içerisinde sıkıntı yaşayabilirsiniz diyor. Maddi anlamda kayıp yaşayabilirsiniz. Arkanızdan dönen işlere dikkat edin. Mahkemenizle ilgili bir uyarılar gösteriyor. Varsa eğer bu dönemdeki zaman dilimi içerisinde dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dönemi atlatırsanız sonu güzel geleceğini gösteriyor. Ama bu dönemde size karşı yapılası olan bir haksızlıktan, yapılacak olan bir haksızlıktan bahsediyor. Lütfen iş arkadaşlarınıza ve çevrenize dikkat edin. Ama ayın 13'ünden sonraki süreç güzel gösteriyor. Sağlam ve yeni iş başvuruları yapabilirsiniz. Yükselişinizi veriyor. Uzun süredir düşündüğünüz ve hayata geçiremediğiniz plan ve projelerinizle alakalı yeni teklifler alabilirsiniz ve hayata geçirebilirsiniz. İş arayışında olan balık burçları ayın 13'ünden sonraki süre içerisinde yenilikler ve yeni fırsatların geleceğinden bahsediyor. Şanslı ve kısmetli döneminizden bahsediyor. 13'ünden sonraki süreyi gösteriyor. Şimdi yatırım yapmak isteyen balıklar, maddi anlamda ticari konularda
Finansal konularınızda para kaybına yaşamamak için dikkat etmeniz gereken zamanı size söyledim. 13'üne kadar, 8'ine kadar böyle bir 8-13 aralığı arasındaki zamanlamaya da dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yatırımla alakalı 8'inden sonra ve 13'ünden sonraya bırakabilirsiniz. Yani erteleyebilirsiniz parayla alakalı finansal ve konularla ve yatırımla para kaybı yaşamak istemiyorsanız. Şimdi mahkemesi olan balık burçları biraz sıkıntılı bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Ufak tefek bir olumsuzluklardan bahsediyor. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ama sonuç olarak olumsuz şimdi gelen haber olumsuz olsa da mahkemeyle ilgili ertelenebilir, uzayabilir. Ama kesinlikle sonuç olarak güzel gösterdi. Bize sonucu ve neticesi lazım sevgili balıklar. Şimdi bakalım sağlıkla alakalı balık burcunda neler var? Evet, biraz güçlüdür balıklar, bunu atlatırsınız ama bir sağlık sorunu olduğu belli. Kemik ve böyle bir iç organlarınızdan karın kısmında problem gösterdiğini söyleyeceğim arkadaşlar. Ufak tefek bir ameliyat olabilirsiniz ama kesinlikle geçici bir dönemdir. Gördüğünüz gibi bu biraz ayın ikinci yarısı, yani onundan sonraki süre içerisinde ufak tefek sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Ama geçicidir. Kesinlikle kalıcı bir problem görmüyorum. Kesinlikle geçeceğini gösteriyor. Güzel bir açılım oldu. Güzellikler sizin olsun arkadaşlar. Videomu fazla uzun tutmak istemiyorum. Özel açılım için Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Görüntülü bakım yapıyorum ben. Ben sevmiyorum öyle ses kaydıyla filan. Birebir görüntülü bakım yapıyorum Instagram'dan karşılıklı. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Hoşça kalın. Güzel kalın canlarım.